Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yanımda bir canavarımız var. Özellikle çocukların tek korkmadığı canavar olarak geçen Master'ın. Biliyorsunuz bir Abra, Tulpar, Semruk diye giden üçlü bir serisi var. Tabii ki Huma'yı da buna dahil edebiliriz. Ama oyunculara yönelik olan Abra, Tulpar ve Semruk'a baktığımızda Tulpar tam manasıyla gücü bize sağlayabilen, Semruk gibi en tepede olmayan ama ihtiyacınız olan her şeyi verebilen bir yapıda. Bizim de yanımızda Tulpar T7 ve 20.6.2 versiyonu var. Gerçekten hem 13. nesil Intel işlemcisi hem RTX 4060 ekran kartı ile beraber bizlere neler sunabiliyor? Neden bu cihaz almalı? Ya da eksileri var mı? Bunların hepsini bu videoda sizlere aktarıyorum. Her zaman olduğu gibi bir tasarımıyla başlayalım isterseniz. Tasarımına baktığımızda aslında sade ve bir diğer yandan direkt Monster olduğunu da bize gösterebilen ufak detaylara sahip. En başta tabii ki arkada ışıklı bir Monster'ın bizim logomuz bulunuyor. Ve yeşil rengiyle beraber bizleri karşılamakta. Alt tarafta pütürlü bir yapı var. Ve bence güzel de bir detay olmuş. Onun altında tabii ki bazı bağlantılarımız portlara geleceğim. Ama bir de hava çıkışımız var. Karşıdan baktığınızda tabii ki hem bize burada devasa bir ekran karşılıyor üst tarafında kameramız. Alt tarafında Monster yazımız. Güç değiştirme ya da performans tuşumuz. Yanında da güç tuşumuz yer alıyor ve burada sadece yeşil bir çizgiyle beraber bile Monster olduğunu bizlere göstermiş durumda. Boyutlarına baktığımızda 395,7 milimetrelik bir uzunluğumuz. 263 milimetrelik bir derinliğimiz ve 30,05 milimetre. Hadi 30 milimetre diyelim ya da 3 santim diyelim. Bir kalınlığımız mevcut. Ağırlık tam 2,5 kilogram ama öyle aşırı da ağır hissettirmiyor açıkçası özellikle malzeme yapısıyla ki malzemesi bu arada plastik ama hani plastiğinde böyle kötü plastik iyi plastik vesaire durumu vardır ya burada iyi bir plastik olduğunu hissediyorsunuz ki ısı noktasında da bana hiçbir sıkıntı yaşatmadan kullandığımı da söyleyeyim baktığımızda tam boyu bir klavye var. RGB aydınlatmamız var ama her bölge değil her klavyeye tek bir renk verebileceğiniz şekilde buna tabii ki animasyonlarını değiştirebiliyorsunuz. Ben kendim kullandığım sırada özellikle güce bağlıyken vesaire master yeşilini tercih ettim ki tam bir uyumlu olsun. Hani burada her bölgeye aydınlatma sevenler varsa hani bunu bir kötü haber diyebiliriz ama arkadan aydınlatmada ben tek olmasını daha çok seviyorum. Burada da çok da e, uyumuş bir şekilde. Yön tuşlarımız tabii ki bir oyuncu bilgisayarı, oyun bilgisayarı olduğu için normal boyutlarında bu sayede hani bu klavye üzerinden de oyun oynamak istediğinizde rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Enter tuşu küçük değil yine geniş ayarlanmış ve burada soldaki kontrol normal bir kare boyutunda ama yani oyun oynamada bir problem yaratmadığını söylemek istiyorum. Ekrana geldiğimizde 17,3 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. Gerçekten devasa bir ekran isteyenler için özellikle laptop kanadında Toolpart A7 bize burada bunu sağlayabiliyor. Full HD çözünürlüğünde 144 Hz IPS tabanlı ve mat bir ekran. Yani en azından ben mesela şu anda ofis masamın arkasında pencere var ve tabii ki hava çok sıcak olduğu için pencere açık bir şekilde kullanıyorum ve orada ışık yansıması olmasına rağmen ben hiçbir sorun olmadan kullanmaya devam edebildim. Yansımadan kaynaklı yer değiştirme işte işte e, laptopu çevirmek gibi de bir gereksinimim olmadı. Bu konuda içinizde rahat olsun. Çok güzel de bir şey oluyor ki 4060 ve tabii ki işlemcisiyle beraber burada hiçbir sıkıntı olmadan 144 Hz'in zaten üzerinde bir değer aldığınız için size buradaki tazeleme hızı fazlasıyla yetiyor. Hatta gerektiğinde zaten daha yüksek tazeleme hızı bir monitöre bile bağlamak isteyebilirsiniz. İçindeki performans bu yüzden oldukça iyi seviyede. Güce geleceğim ama güce gelmeden şu bağlantılarından portlarından da bahsedeyim. Üzerinde 2 adet USB 3.1 Tip A gen 1 portumuz var. bir adet USB 3.1 gen 2 Tip A portumuz var. bir adet USB 3.1 gen 2 Tip C portumuz var ki bu da arkada yer alıyor. bir adet HDMI 2.1 portumuz, bir adet USB 3.2 gen 2 Tip C portu üzerinde display port da kullanabiliyorsunuz. Ama bir diğer yanda Yanında da DisplayPort 1.4 de bulunuyor. Yani mini DisplayPort da kullanabilmeniz burada sağlanmış durumda. Ve tabii ki mikrofon ve kulaklık çıkışlarımız da ayrı ayrı yer alıyor. Bu da en azından ayrı bir mikrofon ve kulaklık kullanmak isteyen oyuncular için de tabii ki önemli. Ama içerisinde tabii ki dahili mikrofon ve çift hoparlörümüz de yer aldığını söyleyelim sizlere. İşlemci ve tabii ki grafik tarafına geldiğimizde işlemcimiz... Intel'in Core i7 13700H'ı 13. nesil Raptor Lake ile beraber gelen 14 çekirdek 20 izlek yapısında ve 5 GHz'e kadar çıkabilen 45 watt'lık bir değere sahip TDP değerine sahip işlemci zaten 13. nesliyi yediği hepimiz de artık biliyoruz ve baktığımızda 5 GHz'e kadar çıkabiliyor olması performans noktasında önemli ki test sonuçlarında zaten genel sonucu göreceksiniz. Ekran kartına geldiğimizde RTX 4060 burada kullanılıyor. 8 GB GDDR6 128 bitlik. Daire FX 12 destekli tabii ki bir ekran kartımız mevcut. Ama burada bana en çok gelen sorulardan birini söyleyeceğim. İşte abi 3050, 3060 mı? 4050, 4060 mı almak mantıklı noktasında? Burada 4060'ın neler avantajları sağladığını net bir şekilde bir saymak lazım. Örneğin DLSS teknolojisinden bahsediyoruz. Özellikle 2000 serisi ekran kartlarıyla beraber gelen 3000'de de kullanılan, 4000'de de kullanılan bir teknoloji. Ama DLSS'e baktığımızda ilk çıktığında çok büyük bir performans artışı sağlayamıyordu. Hele hele RTX özelliğiyle yani ışın izlemeyi açtığınızda belli bir sınırda kalıyordu 2000 serisi ekran kartlarında. 3000'de DLSS 2.0 geldi. Bu sefer baktık performans artışı ciddi oranda var ve o yapay zeka algoritması daha iyi bir şekilde çalışıyor. Ama 3.0'a geldiğimizde iş ekran kartının içerisine bu sefer fiziksel bir işlemci de konulduğu için artık sistem çok ciddi oranda bir artış sağlıyor. Birazdan zaten oyun sonuçlarını da göreceksiniz. Onları gördüğünüzde demek istediğimi anlayabileceksiniz ki size şöyle bir tüyo vereyim oyun örnekleriyle alakalı. Hiçbir oyunu Full HD en yüksek ayarlar ışın izleme varsa açık, DLSS de dengeli. Performans değil, kalite değil. Yani en yüksek FPS değerine çıkacak şekilde değil. Sizin isteyeceğiniz en güzel seviyede ayarladığımda bile 100 FPS'in altına düşen bir oyun yok. Yani en azından 10 tane oyunda test ettim. Bunda F1 22'de var, Cyberpunk'ta var, da var ki Crysis'i Kenneth Run Crysis'te oynatıyorum. Yani olabilecek en yüksek değerlerde oynatıyorum. Buna rağmen DLSS'i açtıktan sonra FPS sorunu olmadan sağlayabiliyor. DLSS'i tam bilmeyenler için çok temel çapta anlatmam gerekirse aslında şöyle bir sistem oluyor. Komple ekran kartını işte 4K'da ki burada ekran zaten Full HD olduğu için Full HD'de oynatmak yerine onu örneğin 720p'de oynatıp Upscale sistemiyle size 1080p'ye getiriyor. Ve bu sayede performansta ciddi artış, görüntüde de büyük kayıplar olmuyor ki zaten ışın izlemeyi falan da açtığınız için görüntü kalitesinde büyük bir kötü durum olmuyor. Gerçekten özellikle DLSS 3 ile beraber ciddi bir performans artışını da gördüğümüz için ben işte o soranlar 3050 mi 3060 mı 4050 mi 4060 mı diyenler için 4060'ın ya da 4000 serisinin yani Monster'daki 4000 serili ekran kartlarını bu noktada size çok fazla şey sağlayacağını söyleyeyim. Tabii ki bununla da bitmiyor. Yine eski serilerde de olsa da burada daha fazla geliştirildiği için Nvidia'nın Reflex teknolojisi var. Özellikle işte klavye fare vesaire bağladığınızda hiçbir gecikme olmadan ekrana yansıması ve özellikle rekabetçi oyunlarda PUBG'de işte Valorant'ta Call of Duty'de ya da CSGO'da vesaire. Hani aklınıza gelebilecek sizin oynadığınız oyunlarda o fareye tıkladığınız anda karşıya gitmesi tabii ki önemli. Bir diğer yandan Nvidia Broadcast sistemi var. Nvidia Broadcast sistemi ile beraber zaten gerek buradaki kamera gerek sizin bağlayacağınız webcam'de bu sefer arka planı değiştirme, gren azaltma, işte e, arka plandan sizi ayırıp bir yeşil perde vesaire kurmadan e, istediğiniz e, şekle bürünme ve mikrofon ve hoparlörde gürültü azaltma seçeneklerini çok net bir şekilde kullanıyorsunuz. Ben kendi evimde de laptop kullanırken de eğer bir Nvidia ekran kartı varsa hemen Nvidia Broadcast'i indirip bunu yapıyorum ki özellikle sesinizin karşıya çok temiz gitmesi noktasında ya da öksürdüğünüzde tıksırdığınızda karşıya gidip bunun rahatsız etmeme noktasında ...çok iyi sonuçlar verebiliyor. Bunu zaten artık birçoğunuz biliyordur. Bir diğer yandan hani tamam oyun diyoruz... ...oyuncu bilgisayarı diyoruz ama... ...NVIDIA kanadı bir de NVIDIA Stüdyo sistemiyle beraber... ...özellikle işte içerik üreticilerine... ...ya da videografırlara ...yani video kurgucularına... ...bir diğer yandan fotoğrafçılara ve fotoğraf işleyenlere... ...büyük boyutlarda grafikerlere vesaire... ...ya da 3 e, boyutlu çizim yapan... ...işte mimarlara vesaire gibi... ...şeylere de uygun bir platform oluşturdu. E, burada driver'ı da ayırıyor... Yani oyun driver'ını ya da stüdyo driver'ını da indirebiliyorsunuz. Stüdyoyu indirdiğinizde özellikle bu Adobe programları olsun işte AutoCAD programları olsun orada birazcık daha performansınız artıyor. Çünkü oraya uyumlu programlar oluyor ama bunu yapmasanız bile Nvidia Studio ve e, Omniverse dediğimiz sistemle beraber gerçekten artık ekran kartlarının profesyonel tarafta da çok daha iyi sonuçlar vermesini sağlıyor. Ve işte o profesyoneller için ayrı ekran kartı oyuncular için ayrı ekran kartı da devri burada bitmiş oluyor. Tabii bir de Intel 13. nesil işlemci kullandığınızda ki sadece bu modelde demiyorum. Intel 13. nesili kullanan bütün laptoplarda ve haliyle bütün master laptoplarda da Intel'in Quick Sync'i var. Bu da özellikle Adobe Premiere programında ya da bunu destekleyen diğer render programlarında, video render etme programlarında bunu ayarlardan açtığınızda H.265 kodeyi yine çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyor. 8 bit, 10 bit de dahil olmak üzere bunu aşağıdan seçiyorsunuz ve seçtikten sonra işlemci üzerinden yaptığınız render işlemlerinde çok daha hızlı bir performans sağlayabiliyorsunuz Intel QuickSync dahilinde. Buradaki dediğimiz gibi standardımız 13. nesil bir Intel işlemciye sahip olması. Ama şimdi oyun bilgisayarından bahsediyoruz. Ben birazcık böyle stüdyo işlerine fazlasıyla kaldım. O yüzden sizlere İsterseniz bu test sonuçlarını bir gösterelim. Oyunlarda ne performans vermiş? Bir diğer yandan tabii ki yaptığımız benchmark testlerinde ne vermiş? Bunu hep beraber bir görelim. Gördüğünüz gibi oyunlarda 100 FPS'in altında değil e, Cinebench vesaire yaptığım birçok testte de çok iyi sonuçları alabiliyor. Hem DLSS'in e, avantajı hem işte ışın izlemenin avantajı e, burada 4060'ın büyük avantajı e, tabii ki Core 7 13700H var. Bunların ikisi çok güzel bir şekilde birleşince bu sonuçları alıyor. Ben bu sonuçları alırken buradaki tuşundan modunu zaten değiştirerek turbo aldım ki baktığınızda ofis dengeli mod ve turbo modunu alabiliyorsunuz ama prize bağlı bir şekilde oturma modunu aldığınızda aşırı fan açmadan yani ben fan sesi neredeyse ki bu sıcakta çalıştırmama rağmen benim bulunduğum odada klima falan da yok. Yani normal oda sıcaklığında sıcak havalar sıcaklığında bile beni rahatsız edici bir fan sesi gerekmeden oyun testlerimi ve performans testlerimi rahatlıkla yapabildim. Bu gerçekten e, önemliydi. E, buradaki kısa yoldan zaten kullanabiliyorsunuz ama dilerseniz tabii ki burada Master'ın kendi Control Center uygulaması var. Control Center uygulamasını açtığınızda sizlere tabii ki yine klavyeyi değiştirme, ekran, işte performans modları gibi bazı avantajlar sağlıyor. Buradan baktığınızda genel ayarlar, pil modu, e, görüntü ayarları, performans, aydınlatma ayarları ve cihaz bilgileri diye geliyor. Örneğin genel ayarlarda Windows tuş kilidi, OSD açıp kapatma, numerik tuşu açıp kapatma, bir diğer yandan fonksiyon tuşunun ne yapacağını ve e, AC adaptörle otomatik başlatma gibi Windows ayarları yine burada mesela Optimus açıp kapatma var. Siz eğer Optimus'u kapatırsanız bu sefer işte dahili grafik birimi ile Nvidia grafik birimi arasında değişiklik yapıyor ama Optimus aldığınızda sürekli Nvidia grafik kartından yani ekran kartından gücünü alarak hızlıca kullanım sağlayabiliyor. Bunun yanı sıra buradan tabii ki pil modunu ayarlayabiliyorsunuz. işte yüksek dengeli sabit pil sağlığını korumak için. Görüntü ayarlarında renk geliştirme de buradan yapabilirsiniz. Canlı moduyla daha güzel renkleri gösterip diğer bütün ayarlamaları da yapabiliyorsunuz. Yani klasik bir kontrol merkezi kullanımı sağlıyor. İçerisinde bir de Creative App diye bir şey çıkıyor. Bu da özellikle zaten burada da Powered by Sound Blaster Studio desteğini olduğunu görüyorsunuz. Mikrofon ve özellikle hoparlördeki ses deneyimini buradan direkt ayarlayabiliyorsunuz. Kendi ayarlamalarınızda bir equalizer yapabilme, daha temiz çıkabilme gibi avantajları da mevcut. İki yazılımla beraber rahatlıkla kullanabileceğinizi söyleyelim. Ama bunların dışında sormak istediğiniz, merak ettiğiniz şey varsa zaten aşağıdaki linkten hem güncel fiyatını görebilirsiniz hem de oradaki master uzmanlarını hemen sağ alttaki deneyim bölümünden oradaki kişilere, uzmanlara ekstradan sormak istediğiniz soruları almadan önce ayarlayabiliyorsunuz. Ki bizim kullandığımız versiyonda 32 GB RAM, 1 TB depolama alanı var. Tabii ki M.2 SSD ile bir depolama alanı var. Bunların sonuçlarını zaten test sonuçlarında da gördüğünüz ama diyelim ki sen 32 değil 64 istiyorsunuz. Senin sana 1 TB yetmez. 2 TB lazım. Zaten orada özelleştir ve e, sipariş ver adımında da kendi özelleştirmelerinizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ama zaten sipariş verdiğinizde bir Monster Notebook kullanıcısının artık bir bayrağı gibi olan bir sırt çantası zaten hediye geliyor. Yani siz gidip 17 küsür inçlik bir laptop aldığınızda yaşayacağınız en büyük sıkıntılardan biri çanta bulmak olacak. Çünkü bunu taşıyabilmek adına büyük bir çantaya ihtiyacınız var. Böyle bir derdiniz yok. Monster hemen bunu hediye ediyor. Ömür boyu ücretsiz bakım garantisi var. Zaten bunu daha önce sizlere test etmiştim. Bende bulunan bir 6-7 yıllık Monster laptopu götürüp bakımını yapmıştık. Macunu yenilemişlerdi. Mis gibi daireler çalışmaya devam ediyor. Yani 6 ayda bir olmak kaydıyla cihazınızı götürüp aslında temizliğini yaptırabiliyorsunuz. Macunu değiştirebiliyorsunuz. Ve bu da mükemmel bir hizmet. İlk 15 gün içerisinde de koşulsuz iade var. Bu gerçekten önemli. Çünkü hani 15 gün aldınız işte bir şeyini sevmediniz Performansı size yeterli gelmedi. Master abi diyorsun ben bunu sevmedim iade etmek istiyorum. 15 gün içinde sizden koşulsuz iade alabiliyorlar. Bir diğer yandan 15 günü geçti ama bazen özellikle bu ekranlı cihazlarda oluyor. Ölü piksel dediğimiz bir durum var. Ve bu normalde belli bir oranda ölü piksel olursa iade kabul edilebiliyor. bu maalesef ki buradaki hani Monster'ın falan filan değil Türkiye'deki kurallar geliyor. Televizyonda da geçerli. Monster diyor ki ben 30 gün içerisinde bir tane bile ölü piksel bulursam Hemen ekranını sana değiştiririm diyor. Ve sorusuzca kullanmaya devam edersin diyor. Bu da gerçekten önemli olduğunu söyleyelim. Ve zaten dediğim gibi bütün detayları ekstradan sormak istediğiniz şeyleri de dijital mağaza konseptiyle beraber aşağıdaki linkten gidip oradaki uzmanlara sorabiliyorsunuz. Ya da o siteden istediğiniz gibi özelleştirmeyi yaparak dediğim gibi daha fazla ya da 32 değil bana 16 yeter. Bana 1 TB yetmez 2 TB olsun gibi detayları ekstradan oradan Arion 24

Ve monitör de almak isterseniz istediğiniz gibi alım kullanım sağlayabiliyorsunuz. Ben gerçekten sevdim. 4060'ın performansıyla beraber özellikle DLSS 3 da laptop konusunda ne kadar avantajlı olduğunu gördüm. E, genel deneyim olarak da baktığımızda e, kamerası iyi, kabul edilebilir bir seviyede. Yani siz bir görüntülü görüşme vesaire yapacağınızda burada iyi bir sonuç alıyor ki söylediğim gibi Nvidia Broadcast'in avantajıyla burada şey yapıyorsunuz ses deneyimi gayet iyi. E, ben burada zaten hani e, kurguda yap Oyun da oynadım. Hepsinde sorunsuz bir deneyim oldu. Tulpar'ın ne kadar güzel olduğunu bir kez daha anlamış oldum. Sizler de ekstradan sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz ya da bizzat bu modeli bunun bir selefini kullanan vesaire varsa yorumlar bölümünde aktarsın. Ben Tulpar T7 ve 20.6.2'yi kullanıyorum. Şunlardan çok çok memnunum. Şu geliştirilebilir vesaire diyor ama benim kullandığım bir haftalık süre boyunca benim beğenmediğim bir noktası gerçekten olmadı. Malzeme kalitesi yeterli. Soğutması oldukça iyi. Sessiz çalışıyor. E vesaire daha iyi dediğim gibi. Hani tek bazı insanların arayabileceği belki her tuşa entegre bir RGB klavye aramaktır ama o da çok gerekli değil gibi. Her şeyi mis gibi sunabilen ve bu özelliklere sahip piyasadaki en ucuz laptoplardan biri olması da tabii ki master'ın farklı bir güzelliği diyelim. Sizlerde dediğim gibi sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz her şeyi yorumlar bölümüne aktarabilirsiniz. Başka bir Ardeal Plus videosunda, başka bir laptop incelememizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.